Merhaba. Kameralarınızı açabilirsiniz, mikrofonlarınızı açabilirsiniz. Bu bir meetup olduğu için öncelikle bir birbirimizi görelim, duyalım. Birbirimizi bir görelim. İsteyen, konuşmak isteyen varsa konuşsun. Herkes bir toplansın. Ve hazırladığımız sunumumuzla başlayalım. Laravel İstanbul'un planlanmış ilk çevrimiçi buluşmasına hoş geldiniz. Yıllar önce kurulduğumuzdan beri düzenli aralıklarla fiziki buluşmalar düzenlemeye çalışıyorduk. Ancak pandemiden ötürü ki biz pandemi yasakları ilan edilmeden önceki son gün etkinlik düzenledik. Yani Türkiye'deki yazılım toplulukları arasında fiziki bir etkinlik düzenleyen son grup olabiliriz gerçekten. Hani atıyorum 14 Mart'ta yasak ilan edildiyse biz 13 Mart akşamı buluşmayı düzenlemiştik falan. Öyle bir durum. O yüzden ben çok özledim. Buluşmaları çok özledim. Genel olarak insanlarla konuşmayı, anlatmayı vesaire çok özledim. Bu arada internet bağlantım nasıl? Bende bir şeyin upload'u varmış. Onu bir durdurayım diyorum. İyi mi bağlantı? Güzel. Hemen yanımda Umut Bey var, sağ olsun. Kendisi etkinliğimizin moderatörlüğünü üstleniyor. Hızlıca etkinlik konseptimizden bahsedelim. Bir saatimiz var. Hiç kimsenin fazladan vaktini almak istemiyorum. Ben internetimi zorlayabilecek şu arkadaşlardan kurtulayım. Evet. Etkinliğimiz dediğim gibi şu anda katılmak isteyen varsa kendini tanıtıp söylemek istedikleri şeyler varsa şu anda kilitlendik mi? Beni duyuyor musunuz? Okey. Etkinliğe katılıp bir şeyler söylemek isteyen dostlarımız varsa onları bir görmek, duymak isteriz her zaman. Onun haricinde az sonra insanlar geldikten hemen sonra hazırlamış olduğumuz sunumla bugün büyü bozumu, Laravel nasıl çalışıyor konuşmamı yapacağım. Ne demek büyü bozumu? Laravel'i insanlar genellikle birçok açıdan sihirli sayıyor. İhtiyaç duyduğumuz çoğu şey birden çözülüveriyor Laravel'le. Bunu özellikle çeşitli işte controller'larda, biz bugün örneklerimizde rotalar üstünden doğrudan göreceğiz. Bağımlılık sızdırma için kullandığımız yeteneklerinden bahsedeceğiz Laravel'in. Hani bu function dedikten sonra oraya request yazıyorsunuz da o request olduğu gibi geliyor ya. Ulan bu request'i ben yollamadım ki, bu buraya nasıl geldi de çalışıyor dediniz mi hiç? İşte demediyseniz niye demediniz bir kere? Demeliydiniz. İşte onlardan bahsedeceğiz. Evet. Kaç kişiyiz şu anda? Var mı başka gelen giden? Şöyle ben de arkadaki kalabalıklarımı kaldırayım. Var mı Umut mesajlar? Yazan, eden. Hiç kimse bir şey yazmıyor. Hiç kimse konuşmuyor mu? Herkes sadece ne diyormuş bu deli demeye mi gelmiş? Şu anda mikrofon açabilir durumda değil mi herkes? Okey. O zaman tercihen bir suskunluk var. Okey. Sıkıntı değil. Hiç kimsenin gırtlağına basarak konuşacaksın oraya diyecek halimiz yok. O zaman biz devam edelim. İnsanların görmek için geldiğini gösterelim. Ve yolumuza bakalım efendim. Şimdi bugün sunumumuzu yapacağız, konuşmamızı yapacağız. Ardından bir çekiliş düzenleyeceğiz. Bu çekilişe dair bilgisi olmayanlar varsa şimdiden onu söylemiş olayım. Meetup grubumuzda bu etkinliğe katılacağını bildiren kişilerin isimleri arasından bir kişiye çekiliş yapacağız. Ve bu çekiliş sonucunda ekrana çıkan ismin sahibi burada bizi takip ediyorsa bize yazacak buradayım diye. Ve eğer buradaysa ve bizi takip ediyorsa bu ödülü kazanmış olacak. Peki ödülümüz ne? Bir yıllık bir JetBrains lisansı. JetBrains lisansı nedir? Örneğin bir PHP Storm yazılımı. JetBrains tarafından sağlanan bir IDE. Integrated Development Environment. Ve bir yıl boyunca PHP Storm'u kullanabileceğiniz bir lisans. Ama aslında toplamda 13 tane kadar JetBrains uygulamasından istediğinizde bunu kullanabiliyorsunuz. Topluluğumuz böyle bir destek almışken bunu da kullanalım dedik. Bu arada Hamdi Hocam kamerayı mı açmaya çalışıyor?
Herhangi biri kamerayı açmaya çalışıyor mu? Göremiyorum. Okey. Var mı bir kişi? Okey. Tamam. O zaman bu noktadan itibaren herkesin mikrofonunu ve kamerasını açamaz hale getirdim. Gitti mi? Gitti. Bu noktadan Ben itibaren şimdi bir şey söyle. Gitmemiş mi? Ha, okey. Şimdiye kadar katılanlar dahil olabiliyor. Bu noktadan sonra katılanlar hiç dahil olamıyor. Yine bir şey söylemek isterseniz sohbetten yazarsanız biz buradan takip ediyoruz. Ona göre buyurunuz diye size söz hakkı vereceğiz. Ben şimdi hemen sunumumuzu başlatayım efendim. Öncelikle kendi kameramı bir kapatayım. Ekran paylaşımına geçelim. Ve bir saniye. Ekranım gözüküyor mu şu anda? Sanıyorum gözüküyor. Peki sunum modunda gözüküyor mu? Sunum modunda gözükmüyor. Okey. Evet, bu zaman sonraki Laravel İstanbul buluşmamıza hoş geldiniz. Adım Uğur Arıcı, daha önceden bilmeyenler varsa diye hızlıca kendimden de bahsedeyim. Yaklaşık 10 yılı aşkın bir süredir aslında. 10 yılı aşkın bir süredir web geliştirme ile ilgileniyorum. Laravel bunlardan en yoğun ilgilendiğim şu aralar. Laravel bunlardan en yoğun ilgilendiğim. Ve 2017'den beri de yanılmıyorsam belki 2016 Laravel İstanbul'un organizatörüyüm. Haricen sonradan arkadaşlarımız katıldı. Hep beraber çok güzel işler yapıyoruz ve olabildiğince Laravel'in aslında nasıl çalıştığını, bundan gerçekte nasıl fayda sağlayabileceğimizi konuşmak istiyorum bu etkinlerde hep. Çünkü Laravel nedense hep gayet basit işlemler yapılan, hatta özgür yazılımlarla çok rahat çözebileceğiniz işler için basit içerik yönetim sistemleri, basit kurul işlemleri, veri yazdım, veri okudum, veri sildim gibi işlemler için kullanılıyor gibi durum var ne yazık ki. Ve bunu bir aşılması gereken bir durum olarak görüyorum ben. Bir yandan baktığım zaman da hızlıca Laravel kullanabiliyorken insanlar çözdüğü çoğu şeyi bir sihirmiş gibi, bir büyüymüş gibi görüyorlar ve detayına inmedikleri için Laravel'den tam anlamıyla faydalanamıyorlar. Ne demek bu detayına inmek? İşte siz yeni bir rota açtığınızda, yeni bir rota üstünden ekleme işlemi yaparken o request'i yaptığınızda arkada neyin nasıl çalıştığını bilmezseniz tabii ki burada çakılıyorsunuz. Hızlıca bir örnek üstünden gidelim. Bakın Laravel'in en güzel taraflarından bir tanesi size varsayılanda eskiden biz bir işlemi tamamlayabilmek için 50 tane işlem işte şu dosyayı yarat, bu dosyanın içinden şu ayarı yap, şunu yapabilmek için bunu yap gibi kurulum aşamalarını dahi bir framework olarak kendi bir kurucusu var Laravel diye. Laravel New ve Application'ın adı dediğiniz zaman doğrudan yeni bir proje oluşturmuş oluyorsunuz. Ve doğrudan sonuç almaya başlayabileceğiniz bir dosya var burada. Nedir bu dosyanın adı? Web.php. Yani rotalarımızın içindeki web rotalarını tanımladığımız bir dosya var, değil mi? Bu dosyanın içinde varsayılan olarak Route fasadı geliyor. Yani burada üçüncü satırda gördüğümüz. Route fasadı aracılığıyla Laravel'in içinde rota tanımlamaya yarayan bu fasad üstünden mesela yedinci satırda başlayan route get slash yani ana dizine get metoduyla bir talep geldiğinde welcome isimli view'u döndürmüşüz. Bunu biliyoruz değil mi? Bunda bir sıkıntı yok. Zaten biz bugün buralara değinmeyeceğiz çok fazla. Laravel'in genel yapısını görmüş oluyoruz ama bizim asıl değineceğimiz kısım neresi biliyor musunuz? 11. satırda, bakın 11. satırda magic şeklindeki adrese post talebiyle, post metoduyla bir talep gelirse. Bakınız orada bir closure çalıştırmışım ben, bir callback tanımlamışım. Tabii ki bunu biliyorsunuz bir controller'a yollayabiliriz, değil mi? Bir controller'a yollayabiliriz. Onun yerine biz burada hızlıca tek ekranda görmek için bir closure tanımlamışız. Ve orada fonksiyonun içine request tipinde dolar request isminde bir değişken tanımlamışız. Şimdi standartta biz varsayılanda bir fonksiyon tanımlıyor olsak, burada bir closure olarak yazmışız bunu ama varsayılanda bir fonksiyon tanımlıyor olsak ki bir controller'ın metodunda bunu yazsak bir metot şeklinde tanımlamış oluyoruz. Bunu çağırırken içine tanımlama esnasında söylediğimiz değişkeni
yollamamız gerekir, değil mi? Peki biz uygulamamızın herhangi bir yerinde bu adresli rotaya talep geliyorsa şu metodu çalıştır, onun da şu parametreye ihtiyacı vardı, hadi al bunu da ona gönder diyor muyuz? Demiyoruz. Biz buraya bu kodu yazdığımız anda 11. satırda request yazdığımız anda bakın o closure içinde request ismiyle tanımladığımız değişkeni kullanabiliyoruz. Bakın 12. satırda ne yapmışız? Artık elimde request tipli ki bu tip nereden geliyor? 4. satırda bir fasada işaret etmişim. Request tipli bir obje olduğuna eminim ve o objenin üstündeki validate metodunu çalıştırıyorum. Demişim ki bana bu post edilen request post olarak gelen request'te magician isimli bir alan gereklidir. String tipinde olmalıdır ve Dumbledore ya da Gandalf seçeneklerinden biri olmalıdır şeklinde bir validation çalıştırmışım. Laravel talebi yakaladığı anda request zaten içeriye sızdırıldığı için bunu kullanarak işlemi çalıştırıyor. Başarılıysa hiçbir sorun yok. Devam ediyor. Başarısızsa yani magician yollanmadıysa çünkü required. String değilse sayısal değerse ya da Dumbledore ya da Gandalf'ın herhangi birisi değilse 422 hata koduyla beraber geri yönlendirir talep geldiği yere. Ancak biz burada bunu geçtikten sonra ne yapmışız? Bakın Magician modeli üstünden ilkini getir ya da yeni bir tane yarat şeklinde yaratmışız. Sonra da Magician'ı da döndürmüşüz. Bakın buradaki kilit nokta neresi? 11. satırdaki closure'ı tanımlıyorken request şeklinde gelen talebi doğrudan içeri aktarabilmemizi sağlayan kısım. Aynı şekilde bir örneğini daha nerede görüyoruz? 23. satıra baktığımızda 23. satıra bakın o fonksiyonun içine bu sefer closure'ın içine magician geleceğini söylemişim. Yani bir modeli oraya sızdırmışım. Normalde biz ne yaparız? Adres bundan ID'yi alırız. Sonra deriz ki magician eşittir. Magician find ID. Adres çubuğundan gelen ID'yi bul deriz. Ama bakın burada ne yapmışım? Demişim ki adres çubuğunda süslü parantez içinde değişken adı olarak magician yazıyor. Ve closure'a bunun sızdırılmasını sağlamış. Peki sızdırmak ne demek? Bağımlılık sızdırma. Daha önce bilmiyorsanız hızlıca bu tabii nesne yönelimli programlamanın temellerinden. Niçin buna hızlıca değinmek istiyorum? Çünkü ne yazık ki Laravel'le geliştirmeye başlayan kimseler PHP'nin temelini de PHP'nin zamanla kendini geliştirdiği ve bugün gerçekten kullanışlı hale getirdiği PHP tarafında nesne yönelimli programlamayı da ve kökeninde nesne yönelimli programlamanın ne olduğu ve nasıl işlediğini de atlayarak doğrudan Laravel kullanmaya çalışıyor. Haliyle bu kısımda işte route 2 nokta 2 nokta yazıldığında route fasadı üstünden statik bir fonksiyon olarak get çağrılıyoru yorumlayamıyor dahi. Bu yazımı Laravel'e özgü bir şey sanıyor. Böyle bir sıkıntı var. Buraları geçtim. Halde buralarda kendinizi eksik görüyorsanız lütfen öncelikle nesne yönelimli programlamanın temellerine bir bakın. Bir sınıf nedir? Bir sınıftan türetilen obje nedir? Bunu geçtim. Fasat nedir ve neden kullanılır? Bunu geçtim. PHP tarafında nesne yönelimli programlama yapıyorken neler kullanabiliyoruz? Nasıl çalışıyor? Ve bunun bir parçası olarak bağımlılık sızdırmaya gelecek konu. Bağımlılık sızdırmada özetle şudur. Bir fonksiyona en temeldeki scope'u farklı seviyeler diyelim. Düz PHP scope'uyla fonksiyon tanımladığımızda bir fonksiyon tetiklediğimizde onun erişebildiği değişkenlerin scope'u birbirinden ayrı oluyor. Eğer siz buraya bir obje yani bir nesne sızdırırsanız o nesneyi scope'lar arasında değiştirebiliyorsunuz. Bağımlılık sızdırma temelde bu. Ancak dediğim gibi bu tam olarak anlamadığınız bir şey ise henüz nesneyle program programlamanın temelinin eksikliğinden kaynaklanıyorsa bu sunumu anlamamanızı sağlayacak bir şey değil. Önemli değil. Hani bu kavramları bilenler için açıklayıcı olsun diye söyledim. Kavramları bilmeyenler için önemli değil. Zaten müthiş örnekler üzerinden gideceğiz. Bu arada sorularımız var mı? Evet. Okey. Belki benim kameram açık değildir. Bir saniye. Önemli değil arkadaşlar bunlar yaşanan şeyler. Söylerseniz yenileriz. Keşke öyle yapmasaymışız demek gerek yok. Yaşayacağız. Biz normalde de bir yerde buluştuğumuzda benim çantamdan şeyi verir misin? Belki buranın interneti ile ilgilidir ve ben kendi telefonumun internetini bağlayayım. Normalde de buluştuğumuzda bazen mikrofonlar çalışmıyor. Orada da ses gitmiyor fiziksel buluşmalarda da. Belki dediğiniz gibi
ya da dediğim gibi internet bağlantısıyla ilgilidir. Çünkü şu anda paylaşımlı bir bağlantı kullanıyorum. Bir saniyenizi rica edeceğim. Bir saniyenizi rica edeceğim. Hemen çözelim. Düşebilirim o esnada ama geri geleceğim. Şu anda sesim. Şu anda sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Hocam ama şu an gelmiyor bir şey yani konuşuyorsanız. Evet. Şimdi ekranımı paylaşmayı deniyorum tekrar. Bu arada arkadan da iyiydi, niye kapattınız mesajları geliyor. Evet, keşke bir kişiye bir şey yapmasaydım. Olsun. Şimdi ekran paylaştığım zaman hocam demin çok bir sorun yoktu. evet. Şimdi şu anda iyi mi? Şu anda iyi sanırım. Okey. Gayet iyi. Şimdi... Süper. Buradan devam ediyoruz.
Evet, hızlıca burayı tekrar ediyorum. Yeni bir proje başlattım. Standart bir rota kısmını görüyorum. Bütün bu olan biteni anlayabilmek için Laravel'in yaşam döngüsünde bir üstün körü bakış atamak istiyorum. Bu üstün körü bakış tamamen Laravel'in bir HTTP talebini alması ve bir HTTP yanıtı vermesi üzerine doğrusal olarak çıkarılmış, %100 aslında karşılığı olmayan ama mantığını anlatan bir yapı olduğu için burada referans vererek kullanmak istedim. Bakınız sol tarafta bir kullanıcı HTTP talebini web sunucusuna gönderiyor. Web sunucusuna gelen talep öncelikle bizim tabii ki proje dizinimiz içindeki public index.php dosyasına yüklüyor. Ve public index.php dosyasının içinde biz ihtiyaç duyduğumuz parçaların otomatik olarak yorumlayıcıya dahil edilmesini sağlayacak autoloader'ı çağırıyoruz. Bu autoloader sağ olsun bize Composer tarafından oluşturuluyor zaten. Ellerine sağlık Composer. Autoloader'ın içinden biz uygulamayı başlatacak start.php'yi tetikliyoruz ve bize bir uygulama objesi oluşturacak dosyayı çağırıyoruz. Bootstrap app. Bu kısımlar önemli değil. Bu kısımlar, bakın bu sağdaki Bootstrap app kısmına gelene değin aslında kullanıcı bize bir talep attı. Biz bu talebin karşılığında bir Laravel uygulamasının başlangıcını tetikledik. Ve bütün bunları HTTP kernel üzerinden yaptık. Çünkü bir web talebi üstünden konuşuyoruz. Bizim için bugün en önemli olan kısımlara geldik. Bakın service provider'lar kaydedilir. Ardından service provider'ların boot'ları çalıştırılır. Biz işte bu iki noktaya değineceğiz bugün. Yani service provider ki service provider'ların beslediği service container nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Ardından uygulama artık ihtiyaç duyduğu servisleri kullanmaya hazır hale geldi. Çünkü service container üstüne servis provider'lar tanımlandı. Bunların ne olduğunu göreceğiz. Bugünün konusu bu zaten. Ardından gelen talebin hangi rotaya geldiğini, bu rotanın hangi kontrolleri işaret ettiğini, bu kontrollerin hangi verileri hangi view üstünden göstereceğini renderlayıp ardından da yanıt olarak göndermesini görüyoruz. Biz zaten bir talebin Laravel tarafından yakalanıp Laravel'in bir uygulama olarak ayağa kalktıktan sonra rotaya gittiğini, o rotanın kontrollere işaret ettiğini, o kontrollerin bir view renderladığını ve onun sonucunun döndüğünü bu kısmı biliyoruz. Bizim için asıl bu büyülü kısım olan servis konteyneri ve servis provider'lardan bahsedeceğiz. Peki bunu teknik konulardan uzaklaştırıp nasıl ele alabiliriz? Evet, servis konteyneri bir marangozun tezgahı gibi düşünmenizi istiyorum. Aslında servis konteyner bir marangozun, işte marangozhane, marangoz çalıştığı alan, onun işlem yaptığı tezgah gibi düşünmenizi istiyorum. Bunu bir Laravel eğitimi verdim geçenlerde. Orada anlatıyorken birden aklıma geldi ve güzel bir örnek olduğunu düşündüm. Buradan anlatmayı sürdürmeyi düşünüyorum. Ne demek tezgahı? Bir marangoz içeride birçok farklı iş yapabilir değil mi? Mesela bir kutu yapabilir. Kutuyu birbirine işte ahşap yapıştırıcıyla, tutkalla yapıştırarak çıkartabilir. Bunların köşelerini çakarak verebilir. Bir çekmece yapabilir, bir dolap yapabilir vesaire. Ancak bir ürünü ortaya çıkarabilmek için, karşı tarafta müşteriden gelen bir talebi yanıtlayabilmek için o işi yapıyorken marangozun her iş, her ürün için farklı araçlara ihtiyacı olur değil mi? Birinde az önce bahsettiğimiz örnekleri ele alalım. Birinde kutunun kenarlarını tutkalla, ahşap yapıştırıcıyla yapıştıracağı zaman elinde yapıştırıcı olması gerekiyorken, tezgahında yapıştırıcı olması gerekiyorken, bir diğerinde çakmak istiyorsa çakabilmek için çekiç ve çakmak için kullanmak adına da çivilere ihtiyaç duyar değil mi? İşte tam olarak buna benziyor servis konteyner. Gelen talebin üstünde işlem yapabilmek için ihtiyaç duyduğumuz araçlara ulaşacağımız alan. Tıpkı bir marangozun gelen talebe göre yaptığı işi karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğu araçlar olan keser, çekiç, çivi, tutkal, işte iki parçalı yapıştırıcı gibi kısımların bulunduğu tezgah gibi hayal etmenizi istiyorum servis konteyneri. Bu haliyle aklınızda kalsın. Az sonra Laravel tarafına geri döneceğiz. Peki service provider nedir? Service provider'da bizim container'ımızı besleyen yani tezgahımıza gerektiğinde hangi aracı, nereden ve nasıl temin edeceğimizi öğreten kısımlar. Mesela diyelim ki marangozda yeni bir çırak çalışmaya başladı. Biz o çırağa diyoruz ki
Oğlum hoş geldin ya da kızım hoş geldin. Cinsiyet ayrımı yok. Biz de marangozda kalın, nerede çalışabilir. Eğer senden ya bizim şu kutuyu çakmak için şu çekiç çivi getir dediğim zaman çekici gideceksin yavrum. Hemen şu tezgahtan alıp getireceksin. Çivi dediğim zaman arka taraftaki depoya gideceksin. O depodan çivi kutusunu getireceksin, bana vereceksin mesela. İşte servis provider'lar aracılığıyla servis konteynerin yani tezgahın ihtiyaç duyulduğunda neye nasıl erişeceğini öğretiyoruz. Örneğimiz bu. Servis provider'lar üstünden biz ihtiyaç duyduğumuz araçların ne zaman, nasıl ve ne şekilde elde edileceğini Laravel'e öğretebiliyoruz. Servis konteynere bunların nasıl gelebileceğini öğreniyoruz. Bakın servis konteynere geri döndüm. Mesela bir uygulama çalıştığında bir önceki örneğe bakalım. Bakın burada ben bir request objesine ihtiyaç duyduğumu söylemişim, değil mi Laravel'e? 11. satırda request objesine ihtiyaç duyduğumu söylemişim. İşte Laravel burada şunu yapıyor. A uygulamanın şu anda request'e ihtiyacı var. O zaman servis konteynere bir sorayım bakayım. Ben request'i burada nasıl elde edebilirmişim diye. Laravel'in kendisine de daha önce dahili olarak gelen servis provider'larda şu öğretilmiş. Denmiş ki ona, eğer uygulamanın herhangi bir yerinde veri sızdırılıyorken senden bir request objesi istenirse, bak şurada hazırlamış olduğumuz şu tipteki objeyi oraya gönder. Böylece gönderdiğin yerde bu kullanılabilsin. Aslında bunun sağladığı işlem bu. Servis provider'larda ihtiyaç duyulan bir aracın nereden nasıl elde edilebileceği öğretilir ve gerektiğinde bunlar üstünden kimi işlemler tetiklenebilir. Az sonra örneklerimizde göreceğiz, kod üstünden de göreceğiz. Ve servis container ihtiyaç duyulan bir araca ya doğrudan elinde sahiptir ve buyurun kullanın der. Ya da ihtiyaç olduğunda nereden temin edilip getirilebileceğini biliyordur ve buyurun getirdim şimdi kullanın der. İşte servis container da bize bunu sağlıyor ve o sızdırmalar da tam olarak bunu sağlıyor. Şimdi ne demiş Linux ve Git özgür yazılımlarının geliştiricisi Linus Torvalds? Talk is cheap, show me the code. Yani boş yapma, kodu göster demiş. Gösterelim efendim. Diyelim ki efendim bizim uygulamamızın içinde kullanmaya ihtiyaç duyduğumuz bir API olsun. Bu API dışarıyla haberleşmesi gereksin ve bildiğimiz gibi bir API'ın dışarıyla haberleşmesi için mutlaka bir API anahtarına ihtiyaç duyuluyor. Bu görmüş olduğunuz dummy sınıfta aslında hiçbir işlem yapmıyoruz. Yaptığı tek şey şu: bu sınıf çağrılıyorken öncelikle içeriye bir API key verilmesi gerekiyor. API key'i alıp objeye atıyor. Sonra bu key doğru mu değil mi diye bir kontrole tabi tutuyor. Doğru değilse bir exception fırlatıyor. Ardından da dışarıdan ihtiyaç duyulabilecek metotlar tanımlanıyor. Mesela şunları al, bunları yolla vesaire gibi. Çok dummy bir örnek. Ama konseptten anlaşılacağını düşünüyorum. Bunu uygulamamızın içine biz kendimiz yazabiliriz. Ya da diyelim ki Composer aracılığıyla aslında PHP'de var olan ama Laravel'de paketi, kapsayıcısı bulunmayan bir API indirdik diyelim. Bunun gibi bir şey oluyor. Peki bu tip bir durumda biz bunu nasıl kullanırız? Biz büyü yapmayı, içine müdahale etmeyi bilmiyorsak nasıl kullanırız? Bakın, varsayılan bir rota tanımlamışım things diye. Her şeyden önce API key'ini buraya yazmam gerekiyor. Okey. Ardından bu sınıfla yeni bir tane obje yaratıyorum. Okey. Sonra bu obje üstünden API metoduna erişiyorum. Bunda bir sıkıntı yok. Varsayılan bir kullanım şekli. Ama düşünün ki uygulamanızda 50 tane rota olsun. Bu 50 rotanın 40'ında bu API üstünden işlem yapmanız gereksin. Bu sefer ne olacak biliyor musunuz? API key'ini çağırdığınız ve bu sınıftan yeni bir tane obje türettiğiniz şu 7. ve 8. satırları 40 kere tekrar etmeniz gerekecek. Yani siz uygulamanızın her yerinde ihtiyaç duyduğunuzda bu very important API'ye erişebilmek istersiniz. Ama bunları her yerden erişebilmek yerine gördüğünüz gibi gidip controller'lara sürekli kopyala yapıştır, kopyala yapıştır yapacaksınız. İnsanlar Laravel'in içinde global olarak ya da gerektiğinde herhangi bir yerden erişebileceği değişkenleri nereden tanımlayacağını bilemediğinden doğal olarak ki onu gidip küresel yani global skopa yazmaya çalıştıklarında da ciddi performans sorunları doğduğunda
rotadan. Ne yazık ki bunu böyle yapıyorlar. Şu rotada bu lazımsa diye bunu böyle kopyalıyorlar. Ki bakmayın ben burada insaflı davranıp iki satırlık bir şey yaptım ama standartta gidip ihtiyaç duyduğunuz bir paketi çekip ona işte API key'ini ver, ayarlarını ata, bu ayarlardan bilmem ne kontrolünü yap, şunu şöyle yap, ilk talebi böyle gönder derken aslında sizin sadece 9. satırdaki getThings'i çalıştırmaya ihtiyacınız varken getThings'i çalıştırabilmek için ihtiyaç duyduğunuz objenin kurulumu için 10-15 satır harcayabiliyorsunuz. Sanıyorum bunu böyle kullanan, bu sorunlarla karşılaşan kişiler vardır. Peki biz bunu nasıl çözebiliriz? İşte servis provider tam olarak bu noktada devreye giriyor. Biz hani dedik ya tezgah, servis container var. Bir de o tezgaha ihtiyaç duyulduğunda neyin nereden nasıl alınacağını bildirdiğimiz servis provider'lar var dedik. Gelin Laravel'in bize verdiği boş bir servis provider'a bakalım. Bakın Laravel size diyor ki ben kendi servis provider'larımı yazdım. Hepsinin kendince işleri var. Ama eğer sen servis provider seviyesinde bir iş yapmaya ihtiyaç duyarsan ve nasıl oluşturacağını bilmiyorsan ben sana boş bir tane servis provider oluşturdum. Nerede bulunuyormuş? App klasörünün içindeki providers klasörünün içinde appserviceprovider.php ki bunu nereden anlıyoruz? 3. satırda namespace klasörü gösteriyor. 7. satırda class ismi de dosyanın adını gösteriyor. Çünkü bu PSR4, PSR4 standartına göre yükleniyor. Bomboş bir servis provider var. Yapısına bakalım. İçinde iki tane metod var. İlki register. Diyor ki application servislerini register eder. Yani kaydeder. İkincisi boot. Application servislerini boot eder. Yani application servislerinin uygulama kendine dair işlem yapmadan önce tanımlaması gereken bir değişken, yapması gereken bir işlem varsa bunları da boot'ta yapacağız. Şimdi boot'u boş verin. Tek odağımız şu anda register. Biz şu anda servis provider aracılığıyla uygulamamıza şunu demek istiyoruz. Senden very important API istediğimde şu işlemleri yap ve bana getir. Bakınız app service provider'da boot'u kapattım, yorum satırlarını kapattım. Sadece register'ın detayını görüyoruz. Bakın application'a bind etme diye bir işlem var. Burada diyoruz ki 17. satırdan bahsediyorum takip etmek isteyenler için. 17. satırdan bahsediyorum. Sevgili Laravel uygulaması. Senden uygulamanın herhangi bir yerinde very important API sınıfından bir şey istersen git very important API sınıfına config'den okuduğun şu key'i yollayarak bir obje yarat ve bana onu döndür. Mantığı anladık mı? Ben şu anda service provider aracılığıyla Laravel uygulamama dedim ki sevgili uygulama herhangi bir yerde senden bu sınıfı istersen bu sınıftan bir obje türetmenin yolu budur. Gittim config'den API key'ini okudum. O API key'ini bu sınıfa yollayarak yeni bir obje yarattım. Bu objeyi dışarıya döndürdüm. Böylece ben Laravel uygulamamı geliştiriyorken rotalarda, controller'larda job tetikliyorken yani Laravel'in bağımlılık sızdırmasını kullanabileceğim herhangi bir yerde sadece very important API sınıfını belirttiğim anda Laravel buna gidecek servis container'a soracak. Diyecek ki ben very important API sınıfına ihtiyacım var. Nasıl yapabilirim? Laravel bunu zaten bu servis provider'dan öğrenmiş olduğu için bu sınıfa mı ihtiyacım var? O zaman o sınıf için gidip config'den şu veriyi okuyayım. Buradan sana bir tane obje yaratayım. Bunu sana geri vereyim. Böylece sen her seferinde işte burada görmüş olduğumuz burada iki satır. Normalde bu 10 satıra 15 satıra çıkabiliyor dedik ya. Her seferinde bu 10 satırı 15 satır yazmakla uğraşma benim canım kardeşim. Ben bunun nasıl oluşturulması gerektiğini işte buradan biliyorum. Bunu kullanarak ben sana hemen o sınıftan türettiğim objeyi sızdırayım ve işte bu hale gelsin. Bakın ne yaptık? 6. satırda ihtiyaç duyduğumu bildiğim bu sınıfın adını yazıyorum. Yanına bir değişken adı tanımlıyorum. Oraya Mahmut da diyebilirim. Hiçbir önemi yok. Ve artık Laravel servis container sayesinde bu sınıftan gereken objeyi nasıl türetebileceğini bildiği için bana objeyi hazırlıyor
Ve bu Clojure'ın içine gönderiyor. Ben de onu API isimli değişken üstünden istediğim gibi kullanabiliyorum. İşte servis provider'lar bize temelde bu yeteneği sağlıyor. Servis provider'lar bize uygulamamızın içinde ihtiyaç duyduğumuz servislerin sağlanmasını sağlıyor. İşte zaten adı üstünde. Service provider. Peki register metodu var dedik, bir de boot metodu var dedik. Bunların farkı ne? Biz register sayesinde uygulamamızın bir şeye ihtiyaç duyduğunda onu nasıl çözümleyebileceğini öğretiyoruz. Yani ihtiyaç duyulan parçaların servis konteynere kaydedilmesini sağlıyoruz dedik. Register'da bunu sağlıyoruz. Peki boot'ta ne sağlıyoruz? Boot'ta da şimdi şöyle düşün. Uygulama tetiklendi. Servis konteyner açıldı. Şu anda bomboş. İçeriye hiçbir şey kaydedilmiş değil. Ardından servis provider'ların register metotları tek tek çalıştırılıyor. Yani servis konteyneri eğitmeye başlıyoruz. Diyoruz ki sevgili konteyner, eğer request istenirse buradan çek. Eğer işte view istenirse buradan çek. Eğer şu istenirse şuradan çek, bu istenirse buradan çek. Register'lar çalıştırılıyor tek tek. Her bir servis provider'ın register metotları çalıştırılarak bu kayıtları yapıyor. Bunlar bitti mi? Hepsinin register'ı bittikten sonra provider'lar tekrar döngüye sokuluyor. Bu sefer ne yapılıyor? Boot komutları çalıştırılıyor. Boot komutu ne demek? Artık uygulama servis konteynerine tam yetenekle erişebilir durumda. Yani hangi ihtiyaca nasıl erişebileceğini biliyor. Aferin uygulama. Boot metodunda da şunu yapıyoruz. Ya sevgili Laravel uygulama, hani bizim sayfalama yapmaya yarayan bir sınıfımız vardı ya, evet. Ya onu kullanarak söyler misin? Ben sayfalamanın tipinin bootstrap'ı olmasını istiyorum. Ya da sevgili uygulama, hani bizim bütün view'larımız var ya, view'lara biri gönderiyoruz. Bunu nerede yolluyoruz? İşte controller'ımızın içinde ya da rotamızın içinde view'a bir şey yolluyoruz ama ben bütün sayfalara bir şeyi paylaştırmak istiyorum dediğimizde de işte bu tip işlemleri servis provider'larımızın boot metodunda yapabiliyoruz. Bakın 17. satırda başlayan register metodu var ya, o register'ın içinde paginator ya da view'un kendisine erişemeyiz. Birçok servise erişemeyiz. Neden? Çünkü bu servisler henüz register edilmiş mi bunu bilmiyoruz. Register'da önce kaydedilir, boot'ta uygulama başlamadan önce başlarken kullanılabilir hale gelirler. Biz de burada ne yapıyoruz? Mesela bu uygulamamızın içinde paginator, yani hani Laravel'de paginate diyoruz ve sayfaların listesini çıkartıyor ya bize. Bu uygulamamızın içinde paginator'ın tipinin bootstrap sınıflarıyla basılmasını istediğimizi söylüyoruz. Aynı zamanda bakın ne yapmışız? İsim değişkenini uğrarıcı olarak atayarak bütün view'larla paylaşılmasını istemişiz. Yine bir flag koymuşuz, bir try catch blue'u açmışız ve demişiz ki many categories değişkenini kategorilerin tamamını okuyarak paylaşmaya çalış. Eğer burada bir sıkıntı çıkarsa, ki neden çıksın o sıkıntı? Mesela eğer veri tabanınız henüz oluşmuş değilse kategori modelini okuyamazsınız. Bu yüzden bir exception fırlar. Exception fırlaması durumunda da bunu bir boş dizi olarak paylaşmışız. Yani bunun gibi bütün view'lara bir şey paylaşmak, paginator gibi yardımcı fasatlar üstünden gereken ayarları yapmak ya da diyelim ki sizin very important API'niz kaydedildikten sonra lazım olduğunda kullanılmadan önce API'nin erişimini kontrol et gibi bir API, yani karşı tarafa talep atıp yanıt alabiliyor mu kısmını kontrol et gibi bir işleminiz varsa mesela onu da boot kısmına yazabilirsiniz. Böylece yaşam döngüsü kısmına döndüğümüzde bakınız HTTP talebi geldi, web server'a geçti, index.php tetikledi, dosyaların otomatik yüklenmesi geldi, application başlatıldı, kernel tetiklendi, tık, en sağ altta service provider'ların register'ları gözüküyor. Service provider'ların register'ları gözüküyor. Yani az önce anlattığımız her servis provider tek tek konteynere kaydediliyor ve deniyor ki şu lazımsa buradan okuyacaksın. Güzel. Ardından hepsinin register'ı çalıştırıldıktan sonra başa dönüyor döngü. Tekrar çalıştırılırken servis provider'ların boot metodları çalıştırılıyor. Artık bu uygulama üstündeki parçalara nasıl erişebileceğimizi bildiğimiz için o parçaları kullanarak uygulama ayağa kalkıyorken
yapmamız gereken işlemleri yapıyoruz service provider'ın üstünden. Geri kalanı da uygulamanın kendi çalışmasına devam etme şekli. Bu sayede istediğimiz parçayı eğer Laravel'in kendi sızdırılabilir sınıflarından, fasatlarından bir tanesi ise onu zaten sızdırabiliyoruz. Yok efendim onlardan biri değil ama bizim uygulama genelinde ihtiyaç duyduğumuz bir şeyse o zaman da gidiyoruz service provider aracılığıyla öğretiyoruz ve service container bize bu sayede bunu çözümleyip getiriyor. İşte temelde Laravel'in service container, service provider kısımları bize bunları sağlıyor. Boot kısmında da ihtiyaç duyduğumuz diğer tanımlayıcı parçaları çalıştırıyoruz. Şimdi sorularımız varsa hemen onları alalım. Salih Şimşek sanıyorum el kaldırmış. Kendisine bir konuşma izni verelim. Ardından sorularımızı aldıktan sonra çekilişimiz var. Çekilişimize geçeceğiz. 41 geçiyor. 20 dakikamız var. O yüzden 20 dakika içinde hem yanıtlarımızı alalım hem de konuşmasına izin verelim Salih Şimşek'in. Buyurun. Sorularımızı alalım, yanıtlayalım. Özür dilerim hocam. Yanlışlıkla sıkıldım ama. Peki. Peki. Var mı başka sorumuz? Şu kısım netleşmedi. Bunu niye böyle yapıyorlarmış ki? Ya da mesela bu herhangi birisi için bir şimşek çaktırdı mı? Yani biz de evet API kullanıyoruz ve controller'da sıklıkla böyle tekrar etmek gerekiyor. Bunu tekrar etmek yerine demek ki service provider'a öğretsek buradan böyle sızdırıp kullanırmışız. Ya da demek ki bu request'ler buradan geliyormuş. Demek ki bu işte cache dediğimiz zaman buradan geliyormuş. Demek ki modelin adını buradan yazınca böyle paylaşıyormuş. Açıkçası burada oturtmaya çalıştığımız kısım buydu. Var mı konuşmak isteyen, bir şey sormak, söylemek isteyen? Ben de orada çekiliş için katılımcı listesini indireyim. El kaldıran biri olursa bana söylersin, değil mi? Mesajlar mı geliyor? Birileri yazıyor sanırım. Sesli görüntülü katılmak yerine. Ben de o esnada çekiliş için katılacağını söylemiş insanların listesini indireyim. Hemen bir çekiliş yapacağız çünkü. Direkt 10 tane çekeceğim. Listedeki ilk kişi kimse şu anda konuşmada olan ona paylaşırız efendim. Hiçbir şey yok. Ya o kadar iyi anlattık ya da gerçekten hiçbir şey anlaşılmadı. Çok iyi. Araçlar. Acaba gitmiyor mu? Çünkü en azından sağ olun mağlun derdi oğlum birisi. Yayın gitmiyor olabilir mi? Ha, okey. Geliyor hocam, sağ olun, teşekkür ederiz. Ha. Ne bileyim ben. Mikrofonu kapatmana söylediğim için birazcık insanlar bana sağ olun desin demişim gibi oldu değil mi? Pardon. Bir saniye. Okey. Ben hani bu esnada şey olur falan dedim. Oo harika, işte şunlar var falan sohbet. Bir yandan onların sohbetlerini yetiyorken. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Ben de oradan bir şeyler geliyorken oraya yanıt verirken şey diyordum hani. Çaktırmadan listeyi indiririm. Oradan çekilişe atarım. Aslında listeyi şeyden önce, etkinlikten önce indirmeyi düşündüm. Sonra dedim ki ya belki etkinlik esnasında bunu duyurduğumuzda insanlar katılırlar şeye. Hani meetup kısmına. O şekilde ben de geliyorum diye işaretlerler belki dedim. O yüzden şu esnada indiriyorum. Yoksa şeyden önce indirmiştim bir tane ki etkinlik başlarken 104 katılımcı gözüküyordu. Şu anda 111 katılımcı gözüküyor. Toplamda 47 kişi izliyor ama şöyle yapacağız. Az önce bahsettiğim gibi ben bu 111 kişiyi bir çekiliş sayfasına yapıştıracağım. O esnada ekran da paylaşacağım. Diyeceğim ki bana 10 kişi getir. Burada aramızda olanlardan ilk sıradaki kimse o bunu alacak. Evet. Hızlı çekiliş yap. 10 kişilik talihli
büyü bozumu diyelim. İsimleri de buradan. Bu arada direkt indirip paylaştığımı da okey. Şöyle çekiliş yapılacak liste. Ekranımı paylaşayım hemen. Ekran paylaşımı, hızlı çekiliş yapma sitesi. Evet, geldi mi ekranımız? Geldi. El nasıl kaldırılıyor Salih Bey? Salih Bey, sizin mikrofonunuz direkt açık efendim. Siz direkt mikrofonu açıp konuşabilirsiniz. İyiymiş. Evet. Evet, çekilişi yapıyorum. Var mı şu anda soru sormak isteyen? Tamam, çekiliş sonrasında da alabiliriz. Çekiliş yapa bastım. Evet, Berkay Nizam burada mı? Sohbete yazsın ya da mikrofonunu açıp söylesin. Berkay Nizam. Buradayım. Tamam, o zaman ilkinden yakalandığı için Berkay Nizam bizden JetBrains. JetBrains bir yıllık PHP Storm ya da listedeki 13 uygulamadan bir tanesiyle kullanılabilecek lisans kazandı. Tebrik ederiz. Bana eğer direkt şeyden yazabilirsen, Telegram'dan yazabilirsen, e-posta yoluyla paylaşalım lisans anahtarını. Diğer insanlar da şey demesin. Hani Berkay gelmeseydi ben kazanacaktım. Mesela ben Sercan olsam çok sinirlenirdim ama meğersem Sercan yokmuş etkinlikte falan. Murat Özdemir söz hakkı almak istiyormuş. Hemen oraya geçelim. Evet, çekilişimizi de yaptık. Berkay Nizam'a da hayırlı olsun efendim lisansımız. Ekran paylaşımımızı durdurduk. Murat Bey konuşmak istiyormuş. Hemen kendisine izin verelim. Buyurun. Kusura bakmayın, yanlışlık oldu. Peki. Gerçekten güzel. Sizi dinliyorum. Tebriklerinizin devamına giriyorum. İşlemlerinizin devamına giriyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. İyi ki katıldınız. Ben de çok sevindim. İyi ki bu tip şeyleri tekrar etmeye başladık. Ben açıkçası ayda en az bir, mümkünse böyle bir yoğunluk varsa iki etkinlik gibi çevrim içi olarak düzenlemeyi düşünüyorum. Keyfimiz yerinde. Bunları arttırmayı düşünüyoruz. Bu tip işte etkinliklere katılanlara çeşitli hediyeler, başka neler sunabiliriz katılımı teşvik içinde. Bunlara da bakacağız. Biz bu etkinliğin ekran kaydını farklı bir bilgisayardan almaya çalıştık. Eğer bir sorun yoksa bunu YouTube'dan da paylaşmayı da deneyeceğiz. Ama tabii ki Telegram'da dahili olarak bu olmadığından ya da işte Zoom gibi platformlarda da bunların haricen maliyetli olması, harici bir sürü kurulum ya da ciddi performans kaybı yaşattığı için bilgisayarlarda bunu Telegram'dan bir deneyelim dedik. Etkinliğe dair yorumlarınızı da Meetup etkinliğinin altına yazarsanız bizim için çok faydalı olur. Hem bu işte JetBrains hediyeleri gibi başkaca yerlere sponsorluk için başvururken topluluğun aktif olduğunu gösterir. Hem de sonradan bu etkinliklere katılmak isteyen kişiler için güzel bir fikir verir. Bizim için de geri bildirim olmuş olur. O taraftan da yorumlarınızı bekleriz efendim. Bir sonraki etkinlikte dinlemek istediğiniz bir şey varsa bunları da şimdi söyleyebilirsiniz, yazabilirsiniz. Benim aklımda şöyle bir şey var. 13 gün kadar önce Eylül'ün 1'inde LaraCon etkinliği düzenlendi. Benim kameram açık değilmiş. Ben kameraya bakarak hareket falan yapıyorum. Harika, çok yakışıklı olduğum için. 1 Eylül'de LaraCon etkinliği düzenlendi ve ben bayağı ofiste kampa kapandım. Çünkü bir akşam 4'te başlayıp gece 3'e kadar süren bir etkinlik oluyor Amerika saatine göre düzenlendiğinden. Biz bir sene 2018 senesinde toplu olarak LaraCon'u izleyelim dedik. Hani gidebildiği kadar gider, uyuyanlar çıkar gider dedik artık. Bir işte sağ olsun destekçi bir firmanın ofisinde, Insider'ın ofisinde. Ve tabii ki gece 12'ye kadar ancak dayanıldı. Ben ama ısrarla izliyorum. LaraCon'ları takip ediyorum. Müthiş yayınlar. Bir sonraki etkinlikte açıkçası en son LaraCon'da kimler hangi konulardan bahsetti ve bu konuların önemli başlıkları hangileriydi? Burada şundan bahsedildi, şunlar önemliydi. Mesela Taylor Otwell, Laravel'in özellikle 9 sürümüyle beraber gelecek özelliklerinden ya da mevcutta zaten yayınlanmış özelliklerinden bahsetti. Ben bunları zaten Laravel İstanbul grubuna canlı olarak yazmıştım, blog tutuyor gibi. Bunun haricinde Refactor üstüne çok güzel bir sunum vardı. Bu tip başlıkları açıkçası ele aldığımız
bir ikinci etkinlik yapmayı düşünüyorum Eylül ayında. Böylece dileyen olursa Larakon'un bu biletini hala bir sonraki yıla kadar satın alıp kayıtlarını izleyebiliyorlar. Bu yıldan önceki kayıtları da zaten yine ücretsiz bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Laravel etkinliklerimiz, Laravel İstanbul üstünden daha sık düzenleyeceğimiz, teknik detaylarına daha fazla gireceğimiz ve Laravel'in gerçekten olması gerektiği gibi kullanımını Türkiye'de arttıracağımız bir döneme tekrar girdiğimizi düşünüyorum. Çevrimiçi etkinliklerle. En yakın zamanda da fiziksel etkinliklerde de bir araya gelmek üzere. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz efendim. Hocam. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Çok sağ olun Yunus Bey. İyi ki katıldınız. Demeden edemeyeceğim. Yine Service Provider'ı anlatırken marangozhane ve depo örneği muazzam oluyor. Anlaşılmak için, anlaşılması için. Muazzam örnekti yani. Müthiş, müthiş. Çok sevindim. Çok sevindim. Yasin Bey, Yasin Bey buyurun efendim sizde. Çok sağ olun Yunus Bey. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Yani çok güzel bir anlatımdı gene. Rica ederim efendim. Sağ olun. İyi ki katıldınız. İyi ki geldiniz. Sizin de elinize, kulağınıza sağlık. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. O halde. Kendinize çok iyi bakın.